Geçen hafta takımlar görevlerini Türkiye'nin önde gelen reklam ajanslarından birinde aldılar. Çok güzel bir ürün var elinizde, sızmalı zeytinyağı. Ve sizden istediğimiz bu zeytinyağının markasından, logosundan, şişesinin dizaynına çalışma yapmanız. Yaratacakları zeytinyağı markası hakkında bilgi sahibi olduktan sonra hemen işe koyuldular. Zeytinyağı için isim ve şişe buldular, basın ilanları hazırladılar. Her takım kendi kampanyası için bir de reklam filmi çekti. Sonunda ajans yönetiminden oluşan bir kurula sunum yaptılar. Logomuzu açık yeşil bir fona oturttuk. Ah ki dünya, göze çarpan doğallık. %1'in altında asit oranı ve filtre edilmemiş haliyle her şeyin üzerinde. Hanımefendi, en safını tercih ettiğinize emin misiniz? Beyler, hem kampanya hem sunum konusunda daha başarılıyım. Kazanan grup erkekler oldu. Kaybeden takım benimle toplantı odasında buluştu ve bir kişi daha evine döndü. Karşı isyanda olduğumu, grup içerisinde asilik yarattığımı dile getirdi ama ekipteki diğer arkadaşlarım benim hiçbir şekilde böyle bir tavırda olmadığımı biliyorlardı ve bunu da dile getirdiler zaten. Üç kişiye kalmayı hiç beklemiyordum. Şok oldum. Gerçekten surat ifademden herhalde belli oluyordu. Senem beni götüreceğini hiç aklımdan bile geçmemişti. Gizli liderlikten ötürü mü beni içeri yanında götürdü bilmiyorum ama böyle bir şey oluşturduysa bile bu görevde, benim ona da söylediğim bir şey vardı. O zaman sen adam gibi bir liderlik yapsaydın da başkasına gizli lider olma fırsatını tanımasaydın dedim. Yani lideri götürmek istedi falan ya. Bunu bir saçmalayabilir miyim? Bir üçüncü kişiyi götürmem gerekiyordu ve hiçbir sebebim olmayarak Begüm'ü götürdüm. Ama bana daha, o daha da ağırdan. O daha da ağırdı benim için çünkü somut bir şey yokken elinde. Neden ben aklıma geldi? Ya. Senin tecrüben varsa seni götüreceğim demiş. Sen bir yorum yapıyordun. Begüm, Aysun ve Seda demiştim. Ben üçünden ikisi girer demiştim. %60-70 Senem gider ama demiştim. Yani sürpriz de olabilir. Sürprizlere ben çok açığım diyordum. O odaya gitmemek için bundan sonra elimden geleni yapacağım. Gerekirse çalışmalar sırasında ağzımı bantlarım yani. Hiç önemli değil. Tuncay Bey'in ağzından işte gelecek hafta senden daha iyi bir performans bekliyorum dedi ya, zaten ben tamamen orada oh be ya dedim. Ben tabii bu arkadaşlar arasında geçen haftaki görevde performansıyla oldukça ön plana çıkan Mert arkadaşımızın bu hafta bu seçim neticesinde başkan olmasını diliyorum. Ben her hafta lider olmak isterim. Her hafta kazanmak isteriz hepimiz. Sıra bana geldiyse ne mutlu. Ben lider olmak için hazırım. Eğer seçilirsem de sevinirim. Mert arkadaşımız gerçekten geçen hafta üstün bir performans sergiledi. Bunu devam ettirmesi açısından bu hafta lider olması. Ben de hiçbir sakınca görmüyorum. Kendisini sonuna kadar ben de destekliyorum aynı zamanda. Bu haftaki ilk gelecek görevde Mert'in olmasını ben de canlı gönülden isterim. Bizim için liderlik, bir koordinatörlük gibi. Mert'e bunu yapabileceğini zaten biliyorduk. Geçen hafta, bu hafta inanılmaz güzel şeyler çıkarttı. İnşallah
takım olayımız hiçbir zaman bozulmaz. Aktif ve net görev talep ediyorum. Her kim lider olursa. Ki sonra tekrar ikinci hafta pozisyonuna düşmek istemiyorum. Son haftalarda da yani yine böyle zorlayarak şey oluyor. Lider net görev verirse sevinirim. Hocam bu senin kendi şahsi yeteneğin pasif olma ve aktif olma. Bunu Mert'ten sadece Mert'ten de bekleme. İstediğin zaman istediğin görevi almaya her zaman yapacağına da eminiz. Begüm, ben ve Aysun kaldık. Yani mesela bundan sonra hani sırayla gittiğimizi düşünerek söylüyorum. Ben dedim kendi adıma ben mesela 7. görevde lider olmak isterim. Yani hani ben kendi içimden böyle geçiyordu başından beri. Eğer seçerseniz ben her zaman her an hazırım. Begüm de öyle sanıyorum. Ya ben de tabii ki hazır da ben de şeyimi söylüyorum. Yani benim umursayım ben 7. görevde olmayı tercih ederim eğer burada olursam hala. Yarın Gökçe her halükarda lider olsun. Hani ya ben her zaman hazırım. Her dakika hazır olmak zorunda ya. Yani. Hazır olmaktan çok nasıl hissettiğin de. Anladın mı? Yapmak isteyip istemediğin de önemli. O yüzden yani sana sordum. Yok yaparım. Ya ben şey dediğim gibi hala şeye çok inanıyorum. Yani lider olmak işi delege etmektir. Sorumluluk vermektir vesairedir. Evet. Yani bunun dışında zaten ekipçe çalışacağız. Ekipçe başaracağız. Görevinizi vermek üzere saat 08'de sizi Yeşilköy Pazarı'nda bekliyorum. Tamam, çok teşekkürler. Saat 08'de Yeşilköy Pazarı'nda. Günaydın arkadaşlar. Günaydın efendim. Yeni göreve hazır mıyız? Evet. Bu hafta görevinizde hem alacaksınız hem satacaksınız. Alıp satacağınız ürünler hakkında hiçbir kısıtlama yok. Aldığınız gibi satabilirsiniz. Üzerine değer koyup satabilirsiniz. Dolayısıyla tamamen serbestsiniz. Satış yeriniz Etiler Ulus Pazarı. Size vereceğim sermayeyi kullanarak en çok kar eden takım kazanan takım olacak. Kaybeden takımdan ise bir kişi evine dönecek. Şansınız bol olsun. Bol kazançlar. ETR Ulus olunca biz takı konusunda ağırlık vermeye karar verdik. Çünkü kadınlar genellikle takıya para harcamakta çekimsel davranmıyorlar. Ve bunun en ekonomik bulunabileceği yerler olan, toptancıları olan Tahtakale'ye geldik. Şu anda Tahtakale'de bir pazar araştırması yapıyoruz. Pazarlar Derneği'nin Kağıthane'de olduğunu öğrendik. Oradaki bir bakkal Yavuz vasıtasıyla. Geldik, şu an Kağıthane'deyiz. Görevi aldıktan sonra arkadaşlarımla birlikte Yeşilköy Pazarı'nda kalmaya karar verdik. Hem ürünler hakkında bilgi sahibi olup hem de ilk günden tezgahı ayarlamak istiyorduk. Bunun için pazarda bir araştırma yaptık. Orada böyle bir iki direk var. Kaç direk var? Şurası herhalde değil mi? Burada bir boşluk var. Arabayı boşluk aşağıda. Ha, orası işte. BG'nin arkasında. Düzlükte yani. Ay derisinde biraz. Siz bu düzlükte arıyorsunuz ama siz bu düzlükte çok zor yer bulursunuz. Maalesef tezgah kiralama konusunda çok kararsız kaldık. Defalarca gittik tezgah kiralayacağımız adama ve her seferinde geri döndük. Çünkü ne liderden bir karar çıktı ne de bizim o an için bas konuş elinde tutan Serkan'dan bir karar çıktı. Serkan'ın olaylarda yavaş karar vermesi ve çok hızlı olarak olayları kavrayıp net çerçeveyi görememesi bence bizi bazı konularda yavaşlatıyor. Yarınki görev için stratejimiz birinci olarak pazar yerini kuracağımız Etiler Ulus müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürünleri seçmek ve onların alışveriş tercihlerine göre yüksek fiyatlı malları tercih edip hem sürümden hem de fiyat politikasından kâr etmek. Biz hani şeyiz, bizi şey düşünüyoruz, biz acemiyiz. Ha biz acemiyiz ama o kadar acemi değiliz aslında, ciniz yani, anlarız. Maldan çok iyi anlarız biz.